Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Ramazan alışverişi yaptık. Tamam Siri, sana bir şey demedim. Evet arkadaşlar, şimdi Ramazan alışverişi yaptım. Geldim. Dolabı dolduracağım. Sizlere de göstermek istedim. Niye? Niye? Sen söyle gölge, niye? Kedimle konuşuyorum. Kafayı yedim. Dolabı dolduruyoruz arkadaşlar. Direkt aldım. Alır almaz geldim. Çekmek istedim. Sizler de görün istedim. Sizler de ne kadarlık bir Ramazan alışverişi yaptığınızı yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben totalde herhalde bir 4-5 bin liralık falan bir alışveriş yaptım. Tabi hepsi burada değil. Bozulacak et falan olduğu için onları hemen hallettim. Şu an dolaba koyulacak bütün eşyalar burada. Şimdi bunların hepsini beraber dolaba koyacağız. Ortalama bir 2-3 haftası bana yetecektir bu eşyalar. Gitti paracıklar. Gölge. Paracıklar gitti oğlum. Paracıklar gitti. Her yerde indirim yazıyor. Ama şunu fark ettim bu arada. Mesela indirim yazıyor. İşte şu kadardan şu kadara düşecek. Ama ben Ramazan'dan 3 gün önce de aynı yerden alışveriş yaptım. İşte diyelim şu 300 liraysa şu an 320 lira ama 350'den düşmüş gibi görünüyor. Sanki böyle bir oyunlar da yakaladım. Marketin ismini vermeyeyim de. Böyle oyunlar da oluyor tabi Ramazan'dan, bayramdan. İşte böyle günlerden önce oluyor. Önce bir dolabımın içine bakalım. Dolap bayağı boştu zaten. Bir süre yoktum evde. Ondan dolayı dolapta da pek bir şey yoktu. Dolabı göstereceğim. Komple zaten ufak tefek birkaç bir şey var. Sonra hepsini beraber yerleştirelim. Gördüğünüz gibi neredeyse boş zaten. Ufak tefek bir sebze falan kalmıştı. Şöyle buzluk kesimini de göstereyim. İşte oralarda şu aldığım tavukları ve etleri öncesinde yerleştirdim. Onun dışında işte kurutulmuş şeyler var. Kışa hazırlık için yapılan peynirim var. Köy peyniri şöyle. Evet arkadaşlar, bu da oluşum gölge. British kendisi. Oh! British Siyam karışımı. Oh, çok da meraklı. Çok da meraklıdır. Hadi. Hop. Şimdi ilk poşetimizi açmaya başlayalım. Neler varmış neler. Şundan bir başlayalım önce. Şöyle tereyağı aldım ben 2 tane. Daha çok pilav yapımında kullanıyorum zaten. Ondan sonra ketçap ve mayonez aldım. Çok fazla kullanmıyorum ama yine de olsun istedim. Ondan sonra zeytin alması. Zeytin ezmesi aldım. Arada şöyle börekte, çörekte güzel oluyor ya da ekmeğe sürerken. Aslında şöyle bölüm bölüm ayırmak lazım ama şöyle sosis aldım. Kocaman bir kutu hem de. Niye bu kadar aldım bilmiyorum ama küçükler neredeyse aynı fiyata geliyordu. Ondan aldım. Şöyle kahvaltılıkları üste koyalım biz. Şöyle zeytini falan. Kahvaltılıkları üste dizelim. Şöyle bir yoğurt aldım. Yoğurt katık çok seviyorum bu arada. Hatta tavuk da burada kalmış. Şöyle bak. Toplamda 3 kilo tavuk aldım zaten. Onu da hemen buzluğa atayım. Birinci poşetimiz bitti bile. Paracıklar gitti bile. Paracıklar hemen gidiyor. Nasıl yapacağız böyle? Neyse. Zaten şöyle yağ aldım bir tane büyük. Bu büyük ihtimal Ramazan boyunca beni idare edecektir. Bunu hemen şöyle köşeye kaldırıyorum. Çok fazla da sıvı yağ kullanmıyorum zaten yemeklerde falan. Yumurta aldım. Yumurtayı da ben şöyle aldığım marketten 20'li large boy alıyorum ben. Şöyle çok markada görünmesin de 20'li large boy alıyorum. Şimdi az sonra en sonun bunları dizeriz. Bundan sonra bulgur aldım bir tane. Gölge de orada kurcalamaya çalışıyor. Sirke aldım. Bazen salatada falan da kullanabiliyorum. Ekşi sos aldım. Nar ekşisi. Ama üstüne baktım. Gayet yani bildiğiniz şuruptan falan oluşuyormuş. Aldıktan sonra pişman da oldum ama. Onu da şöyle köşeye doğru yerleştirelim. Ondan sonra şöyle bulyon aldım. Ben bulyon
aşırı kullanıyorum. Spor yapıyorum. Pilav yaptığımdan dolayı bulyon çok kullanıyorum. Güzel tat veriyor yani. Hem et aldım hem de tavuk aldım bu arada. İkisini birden. Ondan sonra pekmez aldım. Tahinim vardı. O köşede görünmüyor şimdi. Onu da şöyle kahvaltılıkların yanına koyabiliriz. Ondan sonra şöyle iki tane hazır. Bir tane fasulye pilaki. Bir tane de barbunya pilaki aldım. İndirimdeydi aynı zamanda. Yemeklerin yanında kullanırım diye daha çok pilav yediğim için. Şöyle aşırı pahalı olduğu için yani bu kadar aldım. 100 gram pastırma aldım. Pastırmayı da çok seviyorum bu arada. Kayseri'de de çok bulundum zaten bilenleriniz vardır. 100 gram bir pastırma aldım. O kahvaltıda falan yemek için şimdilik. Ondan sonra dolaba yerleştirecek olan neyimiz varmış? Sırma aldım, soda. Niyeyse meyveli aldım. Sade kullanıyordum normalde ama meyve almak istedim. Meyveli. Şöyle en alta yerleştireyim. Lan şurayı da bir silse miydim ya? Buraya ne döktüm ben? Neyse. Siz onu silinmiş gibi varsayın. Açmaya devam ediyorum. Şöyle bir pişirme kağıdı aldım. Bir de çöp poşeti aldım. Bunlar evin ihtiyaçları için. Şöyle mısır aldım. Mısır patlatabilmek için. Arada yapıyorum. Seviyorum yani mısır patlayanı. Şunları ayrı yeten yerleştireceğim. Ben şunları şu an göstermeyeyim. Nohut aldım. Onları ayrı bir tarafa yerleştireceğim için önce buzdolabının içine yerleştireceğimiz şeyleri göstereyim. Şöyle iki tane krema aldım yemekler için. Onu da şöyle kenarıya koyabilirim. Şöyle lavabo için koku aldım. Bunları en son göstereceğim yerleştireceğim yerlere. Şöyle bir iki atıştırmalık aldım tabii ki. Çekirdek ve yer fıstığı aldım. Spor yaptığımdan dolayı böyle atıştırmalıklar alıyorum en fazla. Şöyle bir 250-300 gramlık bir siyah zeytin aldım. Ondan sonra şöyle tam gölgeden bahsetmişken, bu gölgeyi göstermişken, gölge için bir de ödül maması var. Gölgenin gözleri belli oldu. Gölge için ödül maması. Ondan sonra meyve ve sebzeyi biraz market uzak olduğundan dolayı çok fazla ağır taşıyamayacağımdan dolayı fazla alamadım ama şöyle bir salata aldım. Ben cacık çok seviyorum bu arada. Ondan dolayı salatayı hemen aldım. Şu şöyle salata. Şöyle bölmeye koyayım şunları. Ben otursam mı ne yapsam mı ya bilemedim. Şöyle oturabilirmişim de beni göremezsiniz. Şöyle yere oturmak daha mantıklı oldu. Evet, şöyle bence şu an net görüyorsunuzdur tekim. Bir o tarafa geçiyorum, bakıyorum düzgün çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Uğraşıyorum. Şöyle ikinci kutuya geçelim. Yine yumurta aldım. Yumurta iki koli aldım. Sabahları en az 3 tane yediğim için yani bunlar bana ortalama 2 hafta falan ya yetecek ya yetmeyecek. İşte ıslak mendil aldım. Bunlar ev malzemeleri. Tek maydanoz aldım. Maydanozu aşırı seviyorum ya. Herkes dereotu falan diyor ama maydanoz yani bu. Şu maydanoza dereotu demekten de vazgeçeceğim. Şöyle elma aldım 4-5 tane kendime meyve. Şimdi meyve ve sebzeyi ben en son ayıracağım. Şöyle bir de mandalina aldım. Yaklaşık 1 kilo kadar. Bu ben meyveleri çok almadım. Çünkü meyveleri genelde şey böyle hani az alıp taze alma taraftarıyım her zaman. Yani taze taze az az alıyorum her zaman. Ondan dolayı az aldım. Onu da kapatalım. Bir de şöyle çok markada göstermeyeyim de şöyle bir bebe bisküvisi aldım. Sebebi de işte spor yapıyorum. Çok fazla abur cubur canım çekiyor. Abur cubur yememek için bebe bisküvisi yiyorum abur cubur yerine. Hem besleyici oluyor hem kilo alma bakımından da etkisi oluyor. Bebe bisküvisini de ben açayım en iyisi. Şöyle çok markasını göstermeden. Şöyle içinde 4 adet var. Onları da dolaba koyayım. Niye bilmiyorum ama dolaba koyasım geldi. Oğluşum. Siz tabii şu an görmüyorsunuz. Gölge burada var ya tepiniyor poşetlerle. Bak. Tepiniyor poşetlerle tepiniyor. Oh. Oh. Oğluşum. Ha? Poşetlerle tepiniyor. Ne oldu? Oh.
otur böyle otur. Son poşetimize geçelim. Allah. Aslında bu poşetin bu poşet diğer tarafa yerleşecek. Şu an o tarafa geçelim. O tarafta yerleştirmeye başlayalım. Kuru gıda bölümü. Daha çok kuru gıda aldım zaten. Hani Ramazan her zaman pilav falan da zaten ağırlıklı yiyorum. Şimdi kuru gıda bölümüne geçiyoruz. Ne yaptın oğlum? Gölge ışığımı kapattı. Star ışığımı söndürüyorsun gölge. Ha? Beni mi kıskanıyorsun? Beni mi kıskanıyorsun sen? Ha oğluşum? Babayı mı kıskanıyorsun? Hadi git. Beni kıskanıyor gördünüz değil mi? Neyse şimdi geçelim kuru gıdaları doldurmaya. Dolabı kırdım. Yerleşeceğim diye dolabı kırdım. Aha da dolabı kırdım. Yani kırmadım ama yerinden çıkardım herhalde. Yine başımıza iş çıktı. Evet arkadaşlar şu an kuru gıdaya geldik. Biraz daha anık ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Düzenleyeceğim ben. Düzenlemeden direkt getirir getirmez size çekmek istedim. Şimdi yağımı ben şöyle aşağıya koyuyorum zaten. Nohutum var. Nohut ve diğer baklagilleri aşağıya koyacağım. Daha öncesinde iki tane spagetti bir de pirinç pilavım var şurada. Öncesinde şöyle çekirdek ve fıstığı göstermiştim. Onu şöyle üst tarafa koyacağım. Şu unu ayıracağım. Ben şöyle atıştırmalık, kahvaltılık işte öyle şeyleri buraya koyuyorum. Şöyle yulaf ezmesi almıştım. Onları da hemen onların yanına koyuyorum. Şu şekilde. Böyle iyi durdu. Şöyle bir makarna çeşitleri aldım. 2-3 tane çeşit aldım. Şöyle çok şey de görünmesin de. Şu ufaklar salatada güzel oluyor. Onun için aldım. Şöyle zaten bulgur göstermiştim. Şöyle bulguru koyayım. Aslında şöyle makarnalar önde, bulgur ve pirinçler, baklalar arkada olursa daha mantıklı. Şöyle bir tane daha spagetti aldım ekstradan. Şöyle pirinç aldım yine. Pirinç bayağı çok alıyorum. Çoğu zaman da zaten aynı şeyleri alıyorum. Şöyle bir hazır çorba aldım. Çok yapmıyorum ama yine de aldım. Oruçta belki olur. Şöyle yine makarna var. Kıvrım makarna. Şuna pirinç dolduruyorum. Boşalmış. Şimdi onu dolduracağım. Şöyle kıvrım makarna. Ha, şöyle ekstradan kırmızı kıvrım makarna var. Büyük. Biraz daha tanesi büyük. Yine spagettim var. Haştan oldu ya. Bayağı almışım. Evde de varmış da. 4 tane spagetti oldu şimdi ben. Tekrar yine bir tane pirinç. Çünkü pirinç aşırı yiyorum. Yani yarısını 2-3 günde bitiriyorum. Öyle düşünün. Pirinç 3 oldu. Bulgur 1. Bulgur çok yapmıyorum. Piyonk makarna aldım bir tane de. Makarna çok aldım ya. Şöyle makarna bu kadar almamalıydım. Tekrar yine bir tane daha piyonk makarna çeşidi. Yine ikisini aynı almışım. Şehriyem var zaten. Şunlar da şöyle dizilmiş olsun. Bak iki tane şeyciğim var, bir tane de aşağıda. Bu niye yukarıda bilmiyorum. Bak yine yulaf ezmesi. Yulaf ezmesi 4 oldu. Şunlar atıştırmalıklar. Şeker fazla kullanmıyorum. Şu yine şehriye bittikçe dolduruyorum. İşte fasulyesidir. Mercimek. Yine bulgur falan. Küçük ufak tefek. Burası da dizilmiş olsun. Normalde şunu doldurmam gerekiyor ama sizinle beraber doldururuz şimdi. Bu da yine mısır göstermiştim zaten. Mısırı da şöyle üstüne koyayım. Onun yeri ayrı normalde ama şimdilik böyle olsun. Evet. Burası da bitti ama ne yapalım şimdi? Size sonucu göstereyim. Neyi ne kadar değişim sağlamış. Siz de öncesini sonrasını karşılaştırırsınız. Ramazan'da vazgeçilmeziniz ne? Mesela benim Ramazan'da vazgeçilmezim yumurta sucuk veya menemen. Sahurda menemene bayılırım mesela. Ya da daha çok kahvaltılık yerim yani ben. Biz öyle alıştık yani. Çok ağır ağır şeyler yememeye çalışıyorduk yani. Ki son kaç senede de biraz da soğuklara denk geldi. Öncesinde sıcaklara denk geldiği için daha çok ben böyle karpuz falan çok abanırdım yani. Yerdim hani susamamak için. Sizin vazgeçilmeziniz ne Ramazan'da? Onu da bir yorumlarda belirtin. Hurma almadım bir tek. Hurmayı unuttum. O da hediye gelecek. Bakalım.
Şimdi geçelim. Son işlemleri yapıyoruz. Bu arada bana çok zevk veriyor ya. Yani böyle dolap alışverişi yapmak, ne bileyim sonra böyle dizmek falan bana çok hoş geliyor. Aşırı hoşuma gidiyor. Yani kadınlar nasıl alışveriş yapmaktan mutlu oluyorsa ben de bundan mutlu oluyorum biraz. Niye böyle saçma sapan bir mutluluk oluyor onu anlamıyorum ama. Böyle bir kolisini dizeceğim. Bir koliyi de normal sadece dolabın içine koyacağım. Ya oğlum yapma şunu ya. Gidip gelip ışığın kablosunu çekiyor ya. Oğlum nasıl beceriyorsun? Yapma. Şöyle 20 tane large boy yumurta var içinde. Ben öyle seviyorum yani. 2 tane 3 tanesi 70 oluyor. Ben normal insanlar gibi de değilim biraz. Fark ettiyseniz. Ondan çok fazla yumurta ve yemek tüketiyorum yani. Ve protein, karbonhidrat ağırlıklı tüketmeye çalışıyorum. Ondan bunlar beni anca kesiyor. Şöyle 2 tane kaldı. Bunları da sığdırırım diye düşünüyorum. Evet, evet yarışmacımız Yaşar. Yaşar! Bana bir alkış yok mu? Bunu elimi yüzümü bir yere sürmeseymişim iyiymiş. Bunlar çünkü ara sıra temiz olmadığı için. Kokuyor şu an berbat. Neyse. Evet, şöyle. Gölgenin. Yine de bak o kadar bak taş koyuyorsun işime gölge. Yine de seni düşünüyorum bak. Neyse dolaba koyayım da biraz sonra verelim. Şimdi değil. Şu an ağzı açık olmadığı için dolaba bir zararı yok. Şu soslar falan da düşmüş. Ben buraları sonra düzelteceğim. Yani sizden bir şey gizlemedim, saklamadım. Öncesinde temizlik yapmadım. Yapacak bir şey yok. Şöyle koyayım bir tarafa da. Heh, koydum. Sonra düzelteceğim zaten. Onun dışında zaten ıvır zıvır işte poşet şu bu. Onları almıştım. Onlar önemsiz şeyler. Yerlerine yerleştireceğim ben zaten sonra. Bir koli kaldı. O bir koliyi de normal şekilde dolaba koyacağım. Bittikçe yerleştireceğim. Yani şimdiden yarısı kadar bir şey doldu ama yani işte buzluktaki tavukları da hesaba katarsak 4000 küsür bir fiyatı var. Yani bu paraya bu kadar arkadaşlar. Maalesef yani belki geçen Rızı Ramazan bunun gibi aynı paraya belki bunun gibi 3 tane dolap doldurabiliyorduk ama şu an bu kadar. Yapacak bir şey yok. Bu paraya bu arada şu başta gördüğünüz sular da dahil. Ben dayanamadım hemen açtım içtim de. Şurada 4 tane de 5 litrelik suyum var. Onlar da alışverişe dahil. Zaten şu zımbırtalar da vardı. Onun dışında her şey tamam. Şimdi size sonucu da göstereyim. Böyle evimden bir şeyler paylaşmayı da seviyorum sizlerle yaşantıma dair. Şimdi evime bir yenileme yapacağım. Evimin boyasını ve birkaç yerini değiştireceğim. Bu süreci de sizlerle paylaşacağım. Takipte kalın. Abone olun yani. Beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Yorum neden yapmıyorsunuz ya? Neyse. Kafayı yedim. Arkadaşlar yorumlarınızı da bekliyorum. Yani siz Ramazan'da neleri çok seviyorsunuz? Ramazan alışverişiniz ne kadar tuttu? Yani karşılaştırma da yapabiliriz zaten bazı videolarda. Şimdi bu şekilde benim alışverişim zaten. Sonucu da size göstereyim. Ondan sonra kapanışa geçelim. Şöyle zaten dediğim gibi şöyle tavuklar vardı. Şu sarısını da en son içinde unutmuştum onu koydum. Onun dışında aldığım işte yumurtalar, gördüğünüz gibi salamı, pekmezi bu şekilde dolmuş oldu. Bu benim Ramazan için 2-3 haftalık yetecek market alışverişim.